Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El edebu edeb. Edebin sözlükteki manası incelik, kibarlık, alışkanlık, adet, geleneksel tutumlar. Evet. Teedebin manası ise edebi mazları olup eğitim manasında, bilgilendirme anlamında kullanılmaktadır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam edde beni rabbi fa ahsana Rabbim beni eğitti eğitimimi de en güzel şekilde yaptı. Burada eğitim manasında gelir. Aynı zamanda edep Kur'an'ı bir ahlak olup İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in Sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz menazillerinden bir menzile, bir derecedir. Ayrıca Cenab-ı Allah Tahrim Suresinde, Tahrim 6. ayeti kerimesinde يَا <laughs> Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu bunu tefsir ederken diyor ki yani ailenizi, aile efradınızı edibuhum ve allimuhum. Onlara edep verin, onları bilgilendirin, cahil kalmasınlar. O halde edep, fel edebu ihtima'u hisal el hayr <laughs> fi'l abdi. Müminde ve kulda bütün güzel hasletlerin toplanmasıdır böyle tarif edilir. Ve hakikatul edebi istimalul hulukul cemil. Hakikate ise edep güzel ahlakı, güzel huyları kullanmaktır. Öyle anlatılır. Evet. Abdullah İbnül Mübarek edebi anlatırken e, der ki kad ekser el el kavle fil edebi. İnsanlar, çok alimler edep konusunda çeşitli sözler söylemişlerdir ve biz de diyoruz ki Abdullah İbnül Mübarek ennehu nefsi kişinin nefsini iyi bilmesi, nefsini tanıması ve nefsinin desiselerin hilelerini iyi bilmesidir. Ve o hilelerden, o nefsin tuzaklarından kendini muhafaza etmesi, korumasıdır. Sehl Abdullah der ki, Man qahara nefsahu bil edebi kim edeple nefsini nefsini kahrederse, nefsine hakim olursa demek ki o kişi yüce Allah'a ihlasla ibadet etmiş olur. Ve huve ya'budullah bil ihlasi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde "Ma nahala validun veladahu afdal min edebin hasanin." bir baba evladına güzel edep ve terbiyeden daha üstün bir şey vermemiştir. En güzel hediye evlada edeptir, terbiyedir. Evet. Yine Efendimiz aleyhissalatu Vesselam İbn-i Mace rivayet ediyor. Ekrimu evladekum, çocuklarınıza ikramda bulunun. Ve ahsinu edebehum ve onlara güzel bir terbiye verin, güzel bir edeb verin. <laughs> Salihler, e, edep konusunda insanları üçe ayırıyorlar. Ama ehli dünya, dünya ehli, onların en büyük şeyleri edep konusunda fasahatta, belagatta, e, ilimleri öğrenmede, şiir edebiyatta, dünya ehlinin adabı böyledir. Ve ama ehli dini, din ehlinde ise edep, onlar onların adabı diyelim, nefis ile riyazet edebi e, şey cevarih organları tedip etme e, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaştırma şehveti terk etme e bunların böyledir din ehlinin ve amma adabu ehlil hususiyye havas ehli ne ise adab onların en büyük adapları taharetul kulubi kalpleri temizlemek kalbin manevi hastalıklarından temizlemek, sırları riayet et, sırlara riayet etmek, Allah'ın emirlerine imtisal etmek, vakti iyi değerlendirmek, zamanı iyi değerlendirmek, düşünce ve hatalara iltifat etmeme, işte bunların en büyük adapları böyledir. Dolayısıyla en büyük edep, müminin Allah'a karşı olan edebidir. En büyük en mühim olan edep veya en e, gerekli olan edep ilk önce müminin yüce Rabbi Halık olan Allah'a edebidir. Bu da üç çeşittir e, siyanatu muameletihi Allah'la muamelesini muhafaza edecek. İçinde bir eksiklik, noksanlık olmayacak bu birinci. İkinci şey siyanatu kalbi kalbini muhafaza edecek ki Allah dışında bir şeye irtifat etmeyecek kalbi. Üçüncü şey ise siyanatu iradetihi iradesini muhafaza edecek. İnsanı veya kulu helake götürecek bir şeylere şeylere iradesi taalluk etmemesi lazımdır. Ve dedi ki en önemli edep Allah'a karşı olan edeptir. Müslüman her şeyden önce Yüce Allah'ın üzerindeki olan minnetini görecektir. Sayılmayacak nimetleri görecektir. Ve bu nimetlere karşı, bu minnete karşı şükür vazifesini yapacaktır. Allah'a medhü bulunacaktır. Allah'a itaat edecektir. İşte feyekûnü hâze edebe minhu me'allâhi teâlâ. Bu kulun Allah'a karşı edebidir. Evet. Cenab-ı Allah Nahl suresinin 53. ayeti. Ve ma bikum min ni'metin femin Allah. Sizde her nimet, sizdeki her nimet Allah'tandır diyor. Yine Cenab-ı Allah Nahl, Nahl suresinin 18. ayeti. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız onları sayamazsanız sayılmayacak kadar çoktur. Bakara suresi 152. ayet-i kerime Fezkuruni ezkurkum beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin. Ve la tekfurun nankörlük yapmayınız diyor. Müslüman veya mümin yüce Allah'ın ilmini görecek. Her halükarda Cenab-ı Allah onu gözetliyor. Onu, onun üzerinde muttaliatır. Dolayısıyla kalbinde Allah'a karşı bir heybet, Allah'a karşı bir korku ve bundan da Allah'a karşı vakar, tazim, Allah'tan haya duyma, günah işlememe, Allah'a muhalefet etmeme, taatından çıkmama, bu da feyekunu haze edeben minhum Allah. Bu da Allah'a karşı olan edeptir bu da. Evet. Müslüman Yüce Allah'ın kudretini müşahade edecek. Ondan kurtuluş yoktur. Ancak kurtaran O'dur. Ancak O'na iltica edilir. Evet. O'na doğru iltica ederiz. O halde işlerimizi O'na havale ederiz. Allah'a tevekkül ederiz. Bu da Allah'a karşı olan bir edeptir. Allah'a itimat edeceğiz. Tevekkül ve tevfid Allah'a olacak. Başka bir konu Müslüman Allah'ın lütfu keremini görecektir, rahmetini bilecektir, çok rahimdir. Ee, rahmetini kazanmak, rahmetini elde etmek için, yüce Allah'ın e, rahmetini kazanmak için kul yalvaracak, dua edecek, ağlayacak, e, salih amellere sarılacak. E, bu da Allah'a karşı olan bir edeptir. Yüce Allah'ın intikamı şiddetlidir. Mümin Allah'ın intikamından korkar. Kendi nefsiyle hesap, kendi nefsini hesaba çeker. Taata devam eder. Masiyetten uzak kalır. Bu da Allah'a karşı bir edeptir. Müslüman biliyor ki Allah'ın taatından çıkar, masiyete girerse bu onun için korkunç bir netice getirir, sonuç getirir. Önce Allah'ın azabı çetindir. Daha ikab gelmeden Yüce Allah'a Yüce Allah'ın rahmeti için ibadetini eksiksiz yapacak ve Allah'a karşı Allah'a karşı husn-ı zanda bulunacak. Husn-ı zan. Yani e, bu da husn-ı zan bir müminin Allah'a karşı olan edebidir. Böyle anlatılır. Yüce Allah iki kişi hesaba çeker. İkisi de cehennemliktir. Yüce Allah onları cehenneme atılmasını emreder. Bir miktar Allah emir verir. Getirin onları. Getiriyorlar Allah'ın huzuruna. Yüce Allah yine bir daha çabuk bir daha cehenneme gidiniz. Bunlardan biri yerinde olduğu gibi duruyor. Hiç hareket etmiyor. Diğer ise koşa koşa cehenneme doğru gidiyor. Yüce Allah o koşa koşa gideni çağırıyor. Niye böyle süratli koşa koşa cehenneme gidiyorsun? Der ki ya Rabbi, ya Rabbi bir kere ben senin sözünü dinlemedim başıma neler geldi. Nasıl bir daha artık hemen sözünü dinleyeceğim ya Rabbi. Yüce Allah'ın hoşuna gidiyor. Diye diyor ki peki sen niye gitmedin, koşa koşa gitmedin, yerinde durdun. Ay Yüce Allah benim zannım senin hakkında çok güzel. Bir kere beni yaktın, hoş bir daha yakacak değilsin. Onun için ben gitmedim. Yine Allah hoşnut olur ve ikisini cennete gönderir. Yani insan ölmeden önce her mümin Allah'a karşı hüsnü zanda bulunsun. Çünkü Allah'ın rahmeti sonsuzdur, fazladır. Evet. Hulasa olarak mümin Allah'ın nimetlerine şükredecek, Allah'tan haya edecek, masiyete meylet etmeyecek, tövbe istiğfarını yapıp tövbesinde sadık olacak, Allah'a tevekkül edecek, Allah'ın rahmetinden ümitkar olacak, Allah'tan korkacak, hüsnü zannı Allah'a karşı iyi olacak, verdiği sözü mümin yerine getirecek. Allah'a karşı bir mümin, kulası olarak Allah'a karşı olan hedefleridir bunlar. İkinci edep, kulun, müminin Allah kelamı olan Kur'an'a karşı olan edebidir. Mümin her şeyden önce bilecek ki Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kelamı mukaddestir, semavi kitaptır. Yüce Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya inmiştir ve e, Kur'an kelamının değeri, üstünlüğü diğer kelam, sözler üzerindeki üstünlüğü sayılmıyor. Çok fazladır. Öyle. Daha fazla değer verecektir Allah'ın sözünü, Allah'ın kelamına. Ee, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ikra'ul Kur'an'a Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü kıyamet gününde size şefaatçi olacaktır. Sahibine şefaatçi olacaktır. Hadis-i şerif. Müslim rivayet ediyor. Hayrukum men Kur'an'a ve allame. sizin en iyileriniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Evet Buhari rivayet ediyor. İn kalub tasdaru kema yazu'l hadid. Demir nasıl pas tutuyorsa kalpler de pas tutuyor. E bunların cilası nedir soruyorlar ya Resulullah. Kâle tilavetul Kur'an. Kur'an'ı okumaktır. Evet. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'i okurken de şunlara dikkat edeceğiz. Kur'an'ı en güzel bir şekilde okuyacağız. Yani abdestli, kıbleye doğru oturarak kıbleye doğru, edeple, hudu içinde, hucu içinde, misvak kullanarak. Evet, vakar içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Okurken sağa sola fazla iltifat etmeyeceğiz ve gereksiz yere o tilaveti kesmeyeceğiz. Kur'anı tertilli tertilli okuyacağız, Mah, harflerini, makhraşenini güzel çıkartacağız. Kur'anı ee, Kur'anı e, Kur dedik, huşu işinde okuyacağız. Mümkün mezhebede tevazu göstereceğiz, hüzünleneceğiz, ee, ağlayacağız. Eğer ağlamasa bari ağlamaklı olalım, o şekilde girelim. E, bu da hadisi şerif. Utlul Kur'an'a Kur'an'ı okuyunuz ve ağlayınız. Fe eğer ağlayamazsanız fe ağlamaklı olunuz. hadisi kim rivayet ediyor? Mutafakun Muttafakun aleyh. Bütün raviler bu hadisi rivayet ediyor. Ya yani Kur'an'ı okurken mahzunlu bir şekilde mümkün mersebede eğer ağlayabilirseniz ağlayınız. Ağlayamazsanız biraz zorla ağlattınız kendinizi, ağlayınız. Çünkü Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Mesud ona Kur'an'a okurken baktan böyle döndü. Peygamber Efendimiz ağlıyordu. Evet. Kur'an'ı okurken güzel bir sesle ok Kur'an'ı okuyalım. Zeyyünül Kur'an'a bi asvatikum. <Sessizlik> Seslerinizle Kur'an'ı süsleyiniz diyor. Tağenni öyle e, şekline girmemesi lazım. Şarkı söyler gibi o durum değil de ee, güzel bir sesle Kur'an'ı okuyalım. Ee, evet, eğer Kur'an'ı sesli okuduğumuzda eğer riyakarlık, gösteriş korkusu varsa hemen sesimizi kısalım. kısalım. Ee, Kur'an'ı tedebürle, tefekkürle manasını anlamak suretiyle okusak daha iyidir. Huzuri kalp ile okuyalım. Ee, okuduğumuzda gafillerden olmayalım. Aklımız fikrimiz başka yerde olmasın. Ee, evet. Kur'an'ı okurken Kur'an ehli sıfatlarıyla sıfatlanalım. Çünkü e, Kur'an ehli Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu der ki, Kur'an ehli e, insanlar gece yatarken onlar ibadet ediyorlar. Gündüzler insanlar yemek yerken onlar oruç tutuyorlar. İnsanlar gülerken Kur'an ehli onlar işte ağlamaklıdırlar. E, Kur'an evet e, insanlar e, ihtilatlı milletle kalkıp otururken onlar takvalı bir şekilde şüpheli şeylerden kaçınırlar. <laughs> Millet konuşurken onlar susuyorlar ve... E, mahzundurlar, sararmışlar, solmuşlar. Bu şekilde yani Kur'an ehlinden olduğumuz gösterelim. Kur'an'a, Kur'an'la adaplanalım, Kur'an'la amel edelim, yaşayışımız Kur'an'a göre olsun. İşte bu da Allah kelamı Kur'an'a karşı olan edebimiz. Üçüncü edeb ise, El-Edebu Ma'ar-Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e karşı olan edeb. Her mümin, ister erkek, ister kadın şunu bilecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan edep vaciptir, farzdır ve herkes Resul'e karşı edepli olması lazımdır. Her şeyden önce Cenabı Allah Hucura suresinde Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi Ey iman edenler Söz ve hareketlerinizle ileri, ileri varıp da Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hareketlerinizle, sözlerinizle Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin diyor. Bu bir edeptir. Allah sahabi kirama ve müminlere edep veriyor. Öyle davranın diyor. Yine Hucura Suresi. Ya Ey iman edenler. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Səslərinizi peyğəmbərin səsindən daha yüksək çıxarmayınız. Wa la tajharu lahu bil-qawli. Və bir-birinizə bağırdığınız kimi peyğəmbərə e yüksək səslə bağırmayınız deyir. İnnə hucura surəsi, "İnnəlləzîne yughuddûna aswâtahum 'inda rasûlillâhi ulâ'ikal-lezîne emtahana llahu qulûbuhum." Evet, gerçəkten Allah peyğəmbər yanında səsleri qısanlar Bunlar o kimseler ki Allah kalplerini takva ile takva için imtihan etmiştir. Seslerini kısarlar. O kimseler ki Allah onların kalplerini imtihan takva ile imtihan etmiştir. Ve nice ayeti kerime Yüce Allah resul'a e karşı edepli olmamızı emrediyor. Vacip kılmıştır. Yüce <laughs> Peygamber'e itaat da Cenab-ı Allah farz kılmıştır. Sevgisini de farz kılmıştır. O Resulü hem seveceğiz hem de ona itaat edeceğiz. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ati'ullaha ve ati'ur Resul'e Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. İtaatı vaciptir. Evet. Yüce Allah o peygamberi, aziz peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için İmam, önder. Yani ona iktida edeceğiz. Onun yolundan gideceğiz. Ve hakim olarak tayin etmiştir. Şöyle ki e, Cenab-ı Allah e, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbin hakkı için la e, hatta حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَحْشَجَرَ بَيْنَهُمْ Rabbin hakkı için onlar aralarındaki çıkan meselelerde seni hakem yapıp 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 daha sonra sonra fi haracan mimma sonra da verdiğin hükümde nefisleri hiçbir darlık duymadan ve yusellimu teslime. Tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Bir daha söyleyeyim. Rabbin hakkı için onlar aralarındaki çıkan meselelerde seni hakem yapıp sonra da verdiğim hükümde nefisleri hiçbir darlık duymadan, nefislerinde hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Yani onun hükmünü kabul edeceğiz. Hükümden sonra kalbimizde en ufak bir darlık olmayacak ve tamamen ona teslim olacağız. Evet. Cenabı Allah onun muhabbetini bize farz kılmıştır ve Peygamber Efendimizin lisanıyla. Ve lezi nefsi biyedihi nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min ve veledihi ve veledihi ve Beni evladından, anne babasından ve çocuğundan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. Burada bir şey anlatayım. Peygamber Efendimiz bu hadisi Buyururken, söylerken bu hadis-i Şerif'i beni çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. Ebu Bekir dedi ki, Ya Resulallah Allah'a yemin ederim ben senin nefsimden, canımdan daha fazla seviyorum. Hazreti Ömer oturuyor dedi, Ya Resulallah ben doğru söylüyorum seni evladımdan, anne babamdan, bütün insanlardan daha fazla seviyor olabilirim. Severim zaten, seviyorum. Ama canımdan vallahi seni daha fazla sevmiyorum. Çünkü ben kendi canımı da çok seviyorum. Ve Peygamber Efendimiz dedi ki, vallahi beni canından daha fazla sevmedikçe de iman etmiş olamaz. Hatta ekune ahabbe ileyhim min nefsihi, elleti beyne cembeyhim. Bunun üzerine Hazreti Ömer nefsiyle mücadele etti ve ayağa Ya Resulallah. Vellezi ba'aseke bil Seni hak üzere peygamber gönderen Allah'a yemin ederim. Le ente uhibbu ileye min nefsi allati beyne Şu an sizi iki yanım arasındaki canımdan daha fazla seviyorum yarası olanlar. Kal el ya Ömer, İşte şimdi imanı kemal kemale erdi ey Ömer dedi. O halde onu her şeyden daha fazla seveceğiz. Ayrıca Allah güzellikte o aziz peygamberin mükemmel ve ahlakta mükemmel. Yani onun ahlakından, onun güzelliğinden daha güzel. Ne bir varlık, ne bir insan, ne hiçbir şey olmamıştır. E böyle bir insana da karşı mutlaka insanın edepli olması lazımdır. Evet. O Resul'e itaat edeceğiz. Onun yolundan gideceğiz. Onun sevgisi, hiçbir sevgiyi öne almayız. Onun sevgisi her şeyden daha fazla olacak. Onu tavkir ve tazim edeceğiz. Ee, Ayrıca <laughs> Resulullah'ın sevdiği şeyi seveceğiz, sevmediği şeyi sevmeyeceğiz, razı olduğu şeyden razı olacağız. Resulullah'ın razı olmadığı şeyden hiçbir zaman razı olmayacağız. İsmi şerifi, ismi Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem geçeceği zaman hemen o isme için tazim, tavkir, hürmet ve aynı şekilde hemen o Yüce Peygamber'e salatu selam getireceğiz. Resulullah'ın haber verdiği, söylediği her şeyi harfiyen, terezzüsüz, Kabul edip iman edeceğiz, kabul edeceğiz. Hele uhrevi konularda, gayb konusunda ne demişse kabul edeceğiz. Sünnetine tabi olacağız. E, e, davetini tebliğ edeceğiz. Vasiyetini, vasiyeti varsa Resulullah'ın vasiyetini yerine getireceğiz. E, ziyaretini gittiğinizde ister sağ olsun ister fark etmez. Resulullah'ın bir gün ziyaretine gidersek Mezid-i Nebevi'de sesimizi kısaca, sesimizi yükseltmeyeceğiz. Ee, Resulullah'ın sevdiği salihleri, ulemaları, alimleri, fakirleri seveceğiz. Resulullah'ın hoşlanmadığı fasıklardan hoşlanmayacağız. Ee, i̇şte bunlar Resulullah karşı olan olan e, edeptir. E bunlara mutlaka riayet edilmesi lazımdır. Dördüncü edep insanın kendi nefsiyle e, olan edebi. Nefsine karşı. Şunu bilelim ki ister dünyevi saadet, ister ebedi olan uhrevi saadet neyle mümkündür? İnsanın kendi nefsini terbiye, tezkiye ve temizlemekle olur. Evet. Cenab-ı Allah ayeti kerimede قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Şems suresi قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Nefsini kötülüklerin arası, kötülüklerden arındıran nefsini kötülüklerinden kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ Onu kötülüklere gömen de ziyanda, ziyandadır, ziyan etmiştir. O halde nefsimizi terbiye edeceğiz, tezkiye edeceğiz. Nefsimizi her türlü manevi hastalıklardan temizleyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kullu nasi yahdu Sabah olunca her insan Febe'i'u nefsev Nefsinin satıcısıdır. Yani satışa arz ediyor. Ya onu azat edecek. Bu neyle oluyor? İmanla, taatla, salih amellerle. Ama bu bu nefsini helak edecek. Kötü günahlarla, sapmak, günah makla oluyor. Evet. Dolayısıyla nefis terbiyesi, nefsi tehzib, nefsi terbiye etme nedir imanın ve salih amelin e, gereğidir. Yani eğer sen iman edeceksen salih amel ilk önce nefsini temizleyeceksin. Nefsi kirleten, nefsini zünüplarla günahlarla e, kirletenler ise onlar artık masiyet ve küfrün e, sebebidir, elçisidir oluyor o zaman bu nefis kirliliği. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde innel mu'mine izi ezne ben mu'min bir günah işledi mi? Kalbinde siyah bir nokta, nokta peyda, olur. Eğer tevbe ederse o, o, siyah nokta, o kirli nokta, siyah nokta silinir. Yok günaha devam ederse nokta nokta bütün kalbini pas tutar. Kalbi simsiyah olur. Kalbi bir kabuk tutar kalle barran alu ala kulubihim ma kan yaksebun o kötü amellerinden dolayı kalpleri üzerinde bir pas meydana geldi kabuk tuttu kirlendi efendimiz aleyhi salatu vesselam ettaqulla ettaqi ettaqillahe haytuma kunta Muaz İbn-i e diyor ki, nerede olursan ol, Allah'tan kork, takvalı ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Ve edbi'i seyyiyete el günah işledin mi? Hemen arkasında iyilik yap, tövbe istiğfar yap, o kötülük, o günah silinir inşallah. Ve halikin nâse bi hasen ve insanlara karşı ahlakın güzel olsun, güzel ahlaklı ol, insanlara karşı güzel ahlaklı ol. Ahmet İbn-i Hanbel Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor. O halde insanın salahı nefsini terbiye etmekle ve temizlemekle, tedip etmekle mümkün oluyor. Bu konuda yapılacak şey, çok şey vardır. Nefsi temizleme, tezkiye, tathir, ettevbetu. Her şeyden önce tevbe etmek. Çok oldu, zaman zaman bunu tövbeyi biz anlatmışız. Yani yaptığımız günahlardan pişmanlık duyacağız. Hemen günahları terk edeceğiz. Ve azm bir daha günaha girmemek üzere, günah yapmamak üzere kararlılık, irade göstereceğiz. Ya ey ey insanlar, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, tuğbu ilallahı Allah'a tövbe ediniz. <laughs> fil yomi mi Ben günde yüz defa Allah'a karşı tövbe ederim. Evet. Evet. Ee, Muslim rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Ve Hazreti Adem o hatayı yaptıktan sonra, günah işledikten sonra, hata diyelim, ee, Yüce Allah tövbesini kabul etti. Melekler indi ve Hazreti Adem'i tövbesi için kutladılar. Demek ki tövbe nefis temizliği için, nefisin teedibi için birinci şart. Ayrıca murakaba halinde olacağız. Yani Yüce Allah'ı rakip, gözetleyici, bekçi kılacağız ne? nefsimizin üzerine ki, Nefsimizi teedip için Allah bizi görüyor, bizi işitiyor, halimizi biliyor ve öyle bir halde artık e, hata yapmak istediğimiz zaman Allah'tan utanacağız, o hata yapmayacağız. Yani devamlı murakabe halinde olacağız ve Allah'ı nefsimizin üzerinde bir rakip olarak, gözetleyici olarak e, kılacağız Cenabı ı Allah Bu da şundan geliyor, e, mümin olarak... En ta'budallaha ke enneke tara. Sanki Allah'ı görüyormuş gibi. Sen Allah'a böyle ibadet edeceksin. Fe in lem tekun tarahu eğer sen görmüyorsan bil ki fe innehu yarak o seni görüyor. Evet. Evet. Abdullah İbnül Mübarek e, böyle adamın birine dedi ki falanca kişi Allah'a murakabe murakabe eyle. Murakabet et murakabe et. Dedi ki ben nasıl murakabe edeyim? Kale kun ebeden ke enneke terallaha azze. Sanki her haluk, her yerde, her zaman sanki Allah görüyormuş gibi o halde ol. O şekilde ol. Evet. Evet. Gerek Allah korkusu gerek eee murakabe konusunda Abdullah İbni Ömer Mekke'ye giderken çoban görüyor, bir çoban görüyor. Konuşuyor, denemek istiyor. Diyor ki bu koyunlardan bir tanesini bana sat. E, efendim diyor bunlar benim değil. Ben e, bunlar efendimin koyunları." E, diyor Bir şey olmaz. Denemek istiyor. Birisine parasını al cebine koy. Sonra e, sahibi gelirse de ki ona e, kurt yemiş. E peki dedi ki ey Allah Allah nerede kaldı peki? Ha bu ne? Bu murakabedir. Bu, bu Allah korkusudur insanda. Ve o kadar hoşuna gitti. O koyun sürüsünü alıp ona verdi ve o köleyi de alıp Allah yolunda azat etti. Yine salihlerden birisi anlatıyor. Bir yerde bir cemaat vardı. Bir ara, bir ara konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Öbür tarafta tek başında biri vardı. İstedim ki onu biraz gidip teselli edeyim, onunla bir konuşayım. Gittim konuşturmaya başladım. Bana dedi ki ben Allah'ı zikretmeyi daha fazla hoşuma gidiyor, daha fazla istiyorum. He yani beni konuşurma, e dedim bak sen yalnızsın ben sana üzüldüm. Onun için yanına geldim. Hayır dedi ben yalnız değilim ki. Yüce Allah benimle beraber benim benimle beraber, beraber iki tane meleğim var diyor. Evet. O halde tövbeden sonra murakabe. Başka bir ise muhasebe. Mümin her zaman nefsiyle muhasebe edecektir, muhasebe yapacaktır. Hatta ve hatta iki cimri ortak e, bir müddet sonra nasıl ki birbirleriyle muhasebe yapıyorlarsa insan nefsine karşı öyle muhasebe etmesi lazım. Hesaba çekmesi lazım. Ne yaptın? Ne ettin? Bu amelinden ne istedin? Hazreti Ömer radıyallahu anh devamlı geceyle bir asası sofası vardı ve muhasebe yapıyordu. Ee, bunu ne yaptın? Bunu niye söyledin diye kendini bazen devi vuruyordu. Muhasebe. Ve şunu bilelim ki nefsiyle muhasebe yapan kişinin kıyamet gününde hesabı çok hafif olacak. Ama muhasebe yapmayan kişinin hesabı ağır olacak, çetin olacaktır. O halde devamlı nefsimizle muhasebe halinde olacağız. Evet. Bu da ya eyellezine amenu Bundan anlıyoruz bu muhasebeyi. Ey iman edenler, ettakullaha Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Ve tanzur nefsun ma kaddemet ligadin herkes, her nefis yarın için ne hazırladığını bir bak, bir baksan Bir baksın, bir teftiş etsin. Yarın kıyamet günü ne hazırlasın? Ne hazırlamıştır? Ve Allah'tan korkunuz. İnne Allah'a habirun bime Ne yaparsanız Allah bilendir, habir, haberdardır diyor. Biliyor her şeyi. Evet. Ebu Talha ee, o namazında onu meşgul eden bir kuştan dolayı şeyim e, bir tane bahçesi vardı onu vakfetti. Evet. Nefis nefsimizle devamlı mücadele edeceğiz. Cihad edeceğiz. Reja'na min el cihadil el azgar ila cehad ekber küçük cihattan büyük cihada dönüş yaptık Efendimiz Aleyhisselam. Büyük cihat insanın kendi nesliyle yapacağı cihattır. Neden büyük cihat? Çünkü küçük cihat kafirlerle, düşmanla yapılan cihat, savaş bir gün, iki gün, üç gün ve görünen bir düşmandır. Oysa ki nefisle yapılan cihat ölünceye kadardır ve nefis görünmez bir düşmandır. Onun için mücahade, mücahade edeceğiz, cihat edeceğiz, nefsimizle cihat edeceğiz. Ve her zaman mümin bilecek ki en büyük düşmanı iki yanı arasındaki olan ade adu ve nefsuk elleti beyne cembek en büyük düşmanın iki yan arasındaki olan senin nefsindir diyor. Yetmiş şeytandan daha beterdir diyor. Ve me uberri o nefsi inne nefsi le amaratun bisu bir rivayete göre Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hazreti Züleyha için ben nefsimi ibra edemem çünkü insan nefsi kötülükleri emreder. Ebu Derde radıyallahu anh der ki vallahi üç şey için olmasaydı dünyada bir dakika kalmak istemez. Ölmek isterdim. Nedir bu şey? Ee, bir azzama'u e, bil yani gündüz oruç tutmak için ve secudu fi geceleyin Allah'a secde etmek için yani geceleyi geceyi ihya etmek için. Üç Nasıl ki sizin yanınıza geldiğimde bana en güzel hurmalar veriyorsunuz. Öyle salih insanların yanına gidiyorum ki o güzel hurmalardan daha güzel sözler bana takdim ediyorlar. Yani o salihlerin sözlerinden faydalanmak için. Bu iş, şey için olmasaydı gece ibadet etmek, gündüzleyin oruç tutmak ve salihlerden faydalanmak, sözlerinden faydalanmak için olmasaydı bir saat dünyada kalmak istemezdim. Hazreti Ömer radıyallahu anhum cemaatle namazını kaçırdığı için bir tarlasını, 200 bin dirhemlik bir tarladır veya bağdır, onu e, vakfetmiştir. Evet, yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cemaati kaçırdığı için bir gece sabaha kadar geceyi ihya etmiştir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayrun nas man tala umuruhu ve hasuna İnsanların insanların en hayırlısı en hayırlısı ömrü uzun olan ve ameli salih hasen güzel olandır diyor. Hele salihler böyle 40 yaşına bastıklarında 40 yaş. Artık de şeyi katlıyorlar ve artık gece gündüz Allah'a ibadet ve taat ediyorlardı. Bunlar da nefsimizle yaptığımız mücadele ve nefse karşı olan adab, edeptir. Beşinci edeb ise insanlarla, mahlukatlarla olan edepteki bunlarla ki bunlar da çeşit çeşit. İlk önce mahlukat arasında elvelideyn. Elveliden El anne babaya karşı olan adaptır. C Allah ayeti kerimede ve kadar Rabbuke Rabbin hükmetti. Hüküm verdi. Allah tabudu illa iyihu. Ondan başkasına, ondan başka ibadet etmemenizi ve bil valideyni ihsana ve anne baba babaya iyilik etmenizi emretti, hüküm verdi. İbadet sadece Allah'adır ve anne babaya da iyilik edeceğiz. Yüce Allah'ın emridir. Evet. Ee, soruyorlar efendimizden Eyül amel ehabbu hangi amel daha hoştur ya Resulallah? Dedi ki vaktinde namaz kılmak. Daha sonra hangisi? Anne baba rıza, anne babaya iyilik etmek. Daha sonra hangisi ya Resulallah? Dedi ki el cihadu fi sebi Allah yolunda cihat. Ne demek ki anne babaya iyilik etmek, onlara hizmet etmek Allah yolunda cihattan daha önceliklidir. Evet. Soruyorlar, ya Resulallah kimin fazla üzerimde hakkı var? Dedi ki anne, sohbet etmeye hakkı var. Kale anne, ki annen. Sonra kim? Yine annen. Sonra kim? Yine annen. Sonra kim? Yine kale ebu ki babam bu sefer. Ve sahabe-i kiram cihada, savaşa gitmek istiyorlar. Peygamber ev çok kere git annene veya babana ikisine vasaksa onlara hizmet et. Cihada gitmiş gibi Allah sana e, e, sevap verir. Her şeyden önce anne babamıza itaat edeceğiz. Ama günah konusu hariç, masiyet yok. Çünkü la ta'ata li mahlukin fi masiyetil haliki. Allah'a karşı bir masiyette mahluk için taat yoktur. Yani emir verseler annen baban ki şu günahı yap, onları dinleme. O çünkü Allah'a karşı masiyettir, dinleme. Onun dışında ne emrederlerse onların emirlerini yerine getir. Onlara Tazim et, onlara değer ver, onlara karşı mütevazi ol, sözünle, fiilinle e, onlara ikramda bulun, mütevazi ol, onları azarlama, sakin konuş, sesini fazla kaldırma, önlerinden yürüme, e, hanımını, evladını onların üzerinde üstün tutma, tutma, is ismiyle çağırma, anneciğim, babacığım söyle, sefere çıkınca sefer nafile sefer, izin almadan çıkma, rızalarını almadan çıkma. Onlara hizmet et, mümkün mertebede gücün yettiği kadar yemektir, içmektir, elbise giyinmektir, hasa olunca onları tedavi etir, onlara eziyet verme ve onları kendi nefsine tercih et. Hatta Ali Zeynül Abidin, Hazreti Resulullah'ın torunu, Annesine karşı çok düşkün ama annesiyle beraber yemek yemiyor. Sordular bu kadar iyisin annene karşı niye beraber aynı tabaktan yemek yemiyorsunuz? Hayır dedi beni yemem. Korkarım ki annemin gözü kaldığı bir lokmada ben elimi uzatır yerim o zaman onun hakkını ede etmiş olamam. O kadar annelerine bağlı ve değer veriyorlardı. Ayrıca anne babaları ki onlara bağlı olan Onlara yakın olan tarafa da, onlara da ilgi alaka göstereceğiz. Dayı tarafı, amca tarafı, onların çocukları, anne babamıza istiğfar edeceğiz, sözlerini yerine getireceğiz, onlara dua edeceğiz. Ayrıca onların dostu varsa, baba dostu, o dostluğa devam ettirip riayet edeceğiz. Bunlar anne babanın genel manada olan adabı, anne babaya karşı. Bir de evlada, evladı, evlada karşı adab. bir annenin de nasıl ki babanın evladı üzerinde hakları varsa evladın da onları üzerinde hukukları vardır. Onları yerine getirmek lazım. Her şeyden önce daha evlenmeden karar verince ilk, ilk önce böyle e, muttaki, takvalı, edepli bir hanım seçecek, kız seçecek. Çocuk doğunca yedinci gününde güzel bir isim, uhrevi bir isim. Yedinci gününde ise hem isim verecek hem onun için akika yani kurban kesip etini dağıtıyor. Ee, sünnet törenini, sünnetin sünnet düğününü yapacak, ee, ona merhamet edecek, ona şefkat gösterecek, onun harcamalarını, nafakasını verecek çocukken. Onu güzel, ona güzel bir edep terbiye verecek. Ee, ona dini e, gerekli olan dini bilgileri verecek İslam'ı anlatacak Far sünnetleri ona anlatacak 7 ee, yaşındayken ibadet yapmasını 10 yaşındaysa biraz ikaz edip çok hafif dövmek o zaten balık olunca artık o kendi nefsinin mesulü oluyor ve e, okullara ver okula medreselere veya okula verip ona güzel bir eğitim sunmak çevreden çevre çocuklarından o kötü ahlaklarından onu alıkoymak onu çocuklara dikkat etmek onları çocuklarımızı muhafaza etmek ve e, buluk çağına veya evlenme çağına geldiğinde onu evlendirmek e bu genelde çocukların baba üzerindeki olan hukuklarıdır. Ekrimu evladakum evladınıza ikramda bulun ve ahsinu adabahum ve onlara edep verin, güzel bir edep verin. Bu evladınıza vereceğiniz en vereceğiniz en büyük hediyedir. Ve, ve Sevav beyne evladikum Yani miras olsun veya bir şey verirken, taksim ederken evlat arasında ayrım yapmayınız. Erkek kız ayrımı yapmayınız. Bilakis hepsini seviniz. Evet. Ama bunlar da kısa olarak evlatların baba üzerindeki hukuklarıdır. Kardeşlerin bir ailedir. Bir aile yapısı vardı. Biz aile düzenine çok önem veririz. Eee Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerife diyor ki اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمًا فَقَهُمْ فِي Cenab-ı Allah bir kavim veya bir ailenin diyelim hayrını, iyiliğini isterse veya istemişse onları dindar kılar. Yani namazında, niyazında. وَوَقَّرَ سَغِيرُهُمْ كَب۪يرَهُمْ İkinci şart, birinci şart dindar dinine bağlı. İkinci şartı ise küçükler büyüklerine saygı gösterir, hürmet gösterir. Ve rahime kebiruhum Büyük de küçüklerine merhamet, büyük küçüğüne merhamet eder. Bu üç varsa üç şey, demek ki o ailede, o ailen Cenabı ı Allah hayrını istemiştir. Evet, dinler olacaklar. Küçükler büyüklerine sevgi, büyükler de küçüklerine merhamet edeceklerdir. Ve ize arada aksa zelike. Cenab-ı Allah o ailenin iyiliğini is istememişse veya istemiyorsa cealahum sübehlele. Onları sübehlele yapar. Subahlel, yani her evlat kendi kafasına uygun. İstediği gibi hareket etme. İster kalkar, ister Durur, birlik yoktur, istişare yoktur, herkes kendi aklına göre hareket eder. Böyle durum olursa o zaman o ailede Yüce Allah o ailenin hayrını istememiştir. Onun için kardeşlerin de hukuku vardır. Ee, diyor ki annene karşı iyi davran, sonra babam, sonra kız kardeş. Bazıları bunu bilmiyor. Kız kardeşin hakkı erkek kardeşten daha fazladır. Sonra erkek kardeşin, sonra yakın olan artık. Bunların haklarını eda et. Ve diyor ki hakkı hakkı kebir il ihvati ala sagirihim Büyük kardeşi küçük kardeşler üzerindeki hakkı, hukuku ki hakkı velidi ale veledihi. Babanın evladına olan hakkı gibidir. Yani bir evlat babasına nasıl ki saygı göstermekle yükümlüyse büyük kardeşe böyle ama büyük kardeşe küçüklerine merhamet edecek şefkat gösterecek karı kocanın yani aile yapısı olarak e, bunların hukukları evet bunlar da çok önemlidir her şeyden önce bu aile ailede karı koca birbirlerinden birbirlerine, birbirlerine güven birbirlerine güveneceklerdir yani emin olacaklar birbirlerinden. Birbirlerine ihanet etmeyeceklerdir. Yani karı koca iki orta gibidir yani. Birbirlerine saygı göstereceklerdir, birbirlerine nasihat edecekler, birbirlerine dürüst davranacaklardır, birbirlerine ihlaslı olacaklardır. Ayrıca karı koca arasında muhabbet, sevgi de gereklidir, merhamet gereklidir. Yani sevecektir, merhamet edecektir. Ee, la <laughs> yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu nefsizden biriniz. Mümin kardeşin sevdiği şeyleri istemedikçe, kendisi için sevdiği şeyleri onlara karşı, onlara da istemedikçe imanı kemale eremez. Bu yüzden onlara da iyilikler isteyeceğiz. Evet. E, muamelat konusunda da yani karı koca e, şefkatli bir şekilde yaklaşacaklardır. Güler yüz, tatlı dil, e, takdir edecekler birbirlerini. Birbirine hürmet göstereceklerdir. Birbirlerine karşı güzel bir muaşerette bulunacaklardır. E, bu ailede bunlar olursa inşallah o aradaki o, o karı koca hukuku inşallah e, meydana gelir. O adab yerine gelir. Peki hanımın kocası üzerindeki hakkı nedir? E ona muaşeretinde ona iyi davranacak. Evet yedirecek, içirecek, giydirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, sövmeyecek, küfür etmeyecek, böyle takbih, e, azarlamayacak, dövmeyecek. Yani işte İslamiyet'te fazlası böyle dövmek yok. Ve e, onun iyiliğini isteyecektir. E Efendimiz son nefesinde Allah'a Allah'a fi nisaikum Allah'tan korkun. Kadınlar hakkında e, onlar birer Allah'ın emanetidir yalnız O emanete dikkat ediniz diyor. Güzel muaşerede bunu diyor. Evet o hanımlarımıza veya bir koca hanımına e, dini bilgileri öğretecektir. E icabında e, eğer öğretemiyorsa bir ulema veya alim kadın olsun, onun sohbetine gidip dini bilgilerini almasına izin verecektir. i̇lk önce o öğretecek veya gidip öğren, öğrenip ona öğretsin. E, yapmıyorsa bari o öğrensin. Ve birbirimize kadına konusunda e, hayırlı şeyler vasiyet etmemiz lazımdır. Hayrukum hayrukum li ehli. Hadi şerif. Sizin en iyileriniz ailesine en iyi olanınızdır. Ve <laughs> ene ben de Hayrukum lehli. Aranızda en iyi, ailesine en iyi olan benimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlara yardımcı olacağız. Onların gönüllerini alacağız. Zayıf varlıklardır. Ee, İslam'ı öğreteceğiz. Adab'ı öğreteceğiz. Evet. Evet sır varsa e, hanımının sırrını e, ifşa etmeyecek dışarıya anlatmayacak benim eşim böyle böyle e, hanımına bahsetmeyecek. Hulasa hulasa ona dikkat titizlikle dikkat edecek ve onu idare edecek. Eee umirtu bil mudarati. Biz idare etmekle emrolunduk dolayısıyla olabilir her yerde tartışma olur, konuşma olur, sıkıntı olur. İdare edeceğiz birbirimizi ve siz e, sırrımızı dışarı çıkarmayacağız. Bu kadının kocası üzerindeki hakkı. Peki kocanın karısı üzerindeki hakkı ise ha hanım kocasına itaat edecek. Ama masiyet dışında Allah'a karşı bir günah varsa onu itaat etmeyecek. Ve diyor ki: "لو <coughs> amiran ahadan en yecide li eğer birisine secde etmesini emreseydim le amartul mer'ate en tezcide li kadının kocasına secde etmesini emrelerdim. O kadar kocanın hanımı üzerinde hakkı. Bir erkeğin üzerinde Allah ve Resulullah'tan sonra hak anne baba hakkı gelir. Ama bir kadın üzerine Allah ve Resulullah hakkından sonra kocasının hakkı geliyor. Bu okuduğum hadis muttafakun aleyhidir. Ee, kadın kocasına değer verecek, hürmet gösterecek, şerefine leke getirmeyecek, evlatlarına güzel bakacak, ev işlerine iyi bakacak ve kocası da ona yardımcı olacak. Mecbur değil ama ona yardım edecek. Yani kadın bu iş ev işlerinde mecbur değildir yani hayır yapıyor. Yemek yapıyor, elbise yıkıyor, çocuklara bakıyor, emziriyor. Bunlar üzerinde vacip değildir. O halde e bunların yapması güzeldir kadının. Evine bağlı olacak. Fazla ge gezmeyecek. <laughs> Fazla gezmeyecek. Kocası izin vermedikçe dışarı çıkmayacak. Nasreddin Hoca'ya dediler ki ya senin hanımın çok geziyor ya. Çok geziyor bir söyle ona çok gezmesin bu kadar yakışmıyor. Dedi ki ona iftira atıyorsunuz. Benim hanım gezmiyor. Gezseydi ilk önce benim evime gelecekti. <laughs> Bazı kadınlar çok gezmeyi severler ama inanız ki kadın ne kadar evinde olursa, çoluk çocuğun yanında olsa daha iyidir, daha hoştur. Evet. <laughs> ee, bunlar da, bu da e, kocanın hanımı üzerindeki hakkı. Peki akrabaların hakkı, hukuku, adabı nasıldır? Onlar da aynı şekilde dayıdır, amcadır, teyzedir, haladır. Onların çocukları hakları nedir? Onlara ilgi alaka göstereceğiz, ziyaret edeceğiz, Dertli varsa o teselli edeceğiz, musibetleri varsa taziyelere gideceğiz. Eee kopmayacağız onlardan, tatlı dili olacağız, güler göstereceğiz onlara, fakir varsa elimizden geliyorsa yardım edeceğiz onlara ve onların gönüllerini alacağız. Evet. Ee, mesela el halatu bi teyze hadis şerif annenin anne derecesinde o kadar aynı haklara taşıyor teyze Amca da baba gibi, yani bunların haklarına edepli olacağız, saygılı olacağız ve onlara olan o ilgi alakayı devam ettireceğiz. Peki komşulara karşı olan şey adab Evet, komşu hukuku çaktır. Cebrail aleyhisselam yanıma geldi, komşu hakkında o kadar vasiyette bulundu ki, zannettim ki komşu komşusuna mirasçı olacak diyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Aa, komşularımıza <laughs> Men kana billahi vel yevmil ahir felyukrim Kim Allah'a, kim Allah kim ağla, ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Değer versin. Evet. Ve efendimiz aleyhisselam vallahi iman etmemiş. Vallahi iman, üç defa yemin eder. Kim eğer komşun senden emin değilse, senin eziyetinden emin değilse, selamette değilse iman etmemişsindir. Demek ki e, komşularımıza ne sözlü ne de fiili olarak asla eziyet etmeyeceğiz. Onlardan yana bize eziyet gelirse tahammül edeceğiz. Hani mübarek Muhammed e, bunu münkerder tahmin edersem Mecusi bir komşusu 20 sene e, pis suları evine geliyor. Komşusuna bir şey demiyor komşusu geceleyin yatarken gece yarısı gidip kava getiriyor. O suları, o pisleri, pislikleri topluyor, dışarı döküyor. Vefatı yaklaşmışın sonra haber veriyor. 20 sene eziyet görüyor demiyor ona. Ve o meclisi daha sonra şehadet kelime şehadet getiriyor. Komşularımıza iyi, iyilik yapacağız. Onlara yardım edeceğiz. Nasihat isterse onlara nasihat edeceğiz. Ödünç varsa bizde imkan varsa istedikleri o şeyi vereceğiz onlara. Gördüğümüzde selam vereceğiz. Onlara karşı tatlı dili olacağız. Onların iyiliklerini isteyeceğiz. Evet. Ee, ayıplarını, kusurlarını örteceğiz. İkramda bulunacağız. Ee, komşumuza hakaret etmeyeceğiz. Ee, evet. Ve hediye sunarken yakın komşudan başlayacağız. Peygamber Hazreti Ayşe böyle demişti. El akrabihi min ki, min kibaben. Kapısı en yakın olan kimse oradan başka hediye ver. Hürmet göstereceğiz, takdir edeceğiz. bunlar komşu hukuklarıdır. Bu komşu hukuklara riayet edelim. Eziyet etmeyelim. Eğer yemek kokusunu alacaksa alacaklarsa onlara gönderelim ve buna benzer. Peki bir Müslümanın hukuku, evet Müslüman, gördün mü Müslümana selam verecek. Sünnettir. Cevabı ise ve aleykümselam ve rahmetullah vaciptir. Tokalaşacağız. O da sünnettir. Musafaha yapacağız. o zaman eğer elhamdülillah demişse yerhamukallah diyeceğiz. Evet. Ee, af, vada'a yedehu ev sebebu alefihi. Yani hapşırdığı zaman elini böyle ağzına üzerine kapatacak veya elbisesini böyle kapatması ve mümkün sesini kısması sünnettir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Hakkul muslimi alel muslimi hamsun. Selamını alacağız. Hasta olunca ziyaretine gideceğiz. Cenazeyi defnedeceğiz davetine icabet edeceğiz. Hapşırdığı zaman elhamdülillah demişse Allah diyeceğiz. Ha ayrıyeten yemin etmişse eğer günah değilse o yemin etişi konusu. O yeminin yerine getireceğiz. Yardımda bulunacağız. Ee, evet. Bunlar bir Müslümanın hukuklarıdır. Cenaze gidip cenaze namazına iştirak etmek bir kıyrat. Yani Uhud daha kadar sevap kazanırız. Defnedersek ayrı bir Uhud daha kadar sevap kazanmış oluruz. Nasihat isterse ona nasihat edeceğiz. Kendi nefsimiz için sevdiğimiz, <laughs> arzu ettiğimiz şeyleri Müslüman kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Arzu edeceğiz. Ona yardım edeceğiz. Onu zor durumda bırakmayacağız. Mazlumun elinden onu kurtaracağız. Evet. E ee, Müslümanı korkutmayacağız. Ondan küs kalmayacağız. Üç günden fazla. La yahillu li muslimen Bir müslümanın müslüman kardeşine üç günden fazla küs kalması haramdır diyor. Mütevazi olacağız ona karşı kibirlenmeyeceğiz. Meclise gelince yer açıp ona yer vereceğiz. Evet. Peygamber Efendimiz meclise girdiğinde nerede boş varsa orada oturuyordu. Ee, küs kalmayacağız ona, ondan küs kalmayacağız, ondan kopmayacağız, e, gıybetini yapmayacağız, ona hakaret etmeyeceğiz, ayıp kusurlarını ortaya çıkarmayacağız, alayı almayacağız, e, kötü lakapla onu çağırmayacağız, e, başkalarının sözünü ona taşımayacağız. Biz <laughs> ee, e, küfür etmeyeceğiz dedik. Sarfaya ölü Müslümanlara küfür etmeyeceğiz, kıskanmayacağız, kötü zan, su bulunmayacağız, ondan nefret etmeyeceğiz, tecessüs yani araştırmacı ne yaptı, ne etti, ne aldı demi yapmayacağız onu. Ona, ona hile yapmayacağız, onu aldatmayacağız. Söz vermişse sözümüzü ona yerine getireceğiz. Ona ihanet etmeyeceğiz. Onu yalanlamayacağız. Ee, güzel ahlakla bu aşeremizi yapacağız. Ee, ona iyi davranacağız. Devamlı iyilikler ona sunacağız, isteyeceğiz. Ee, cahilse mümkün mertebe ona bir şeyler öğretelim. Çok, böyle o Müslüman kardeşimize ee, saygı duyacağız. Ee, büyük ise saygı duyacağız, küçükse merhamet göstereceğiz. İnsaflı olacağız, adaletli olacağız onlara karşı. E, ee, cimri olmayacağız, mert olacağız, selam, bu da eksiklik gene dedik, onu selam vereceğiz. Böyle. Evet. olabilir, Müslüman kardeşimiz hata yaptı, hatasını affedeceğiz, ayıp kusurlarını da örteceğiz. evet. Müsaade istese, müsaade ona vereceğiz. Ricacı olsa, ricasını, ricası olursa, ricasını kırmayacağız. Allah için bir şey isterse hemen vereceğiz. İşte bunlar genel olarak Müslümanların Müslümanları üzerlerine hukukları. <laughs> El-edebu ma'al kafir. Kafire karşı edeb ise e, Müslüman olarak şuna inanacağız. E, İslam dini bütün dinleri nesk etmiştir. Ve İslam dini cihan şumul bir dindir. Ve İslam dini kıyamete kadar devam edecektir. Dolayısıyla e, Müslüman gayrimüslimlere karşı, zimbi olanlara karşı da onlara karşı o adabı gösterecektir. Evet, gerçi Müslüman e, dini dışındaki olanlara karşı o küfürlerine rıza göstermeyecektir. Çünkü küfler rıza göstermek o da küfürdür. Ve e, küfrü sevmeyeceğiz, boğaz edeceğiz. Ama buna karşılık zimmi olsun, gayrimüslimler olsun, onların da onlara karşı da adaf vardır her şeyden önce çok fazla samimi olup onları aşırı fazla sevgi göster. Yani sevgiden maksat yani onlardan gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmamız lazımdır. İnsaflı olacağız. Adaletli olacağız. Onlara iyilikler de isteyeceğiz. Eğer zimmi ise, muharip değilse. Genel manadaki merhametle onlara biz merhamet edeceğiz. Yani aç ise ona yedireceğiz su vereceğiz, tedavi edeceğiz, onu tehlikelerden koruyacağız, ona eziyet vermeyeceğiz. Erham men fil ardi yerhamkum men fil Yer, yeryüzündeki mahlukata merhamet et ki Allah gök, göktekiler de gökteki, göktekiler de sizlere merhamet, ve size sana merhamet etsin. Evet. <laughs> Ee, malıyla, kanıyla, şerefiyle onlara, onda en ufak bir tecavüz, eziyet yap, vermeyeceğiz ona. Evet. Ben men eze zimmiyen, Müslüman, dolu, Müslüman devletindeki bir zimmiye, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ona eziyet verirseniz, diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ana hasmuhu yevmel kıyame. Kıyamet gününde onun davadarı, davacısı ben olurum. Düşmanı ben olurum. Yani asla. Yani bir Müslümanın malı, kanı ve şerefi nasıl kutsalsa zimmilerin de malları, kanları, şerefleri o kadar kutsaldır. Ona hediye vereceğiz, sadaka verebiliriz ama zekat veremeyiz. Hediyelerini kabul edeceğiz. Kitabı yani Yahudi Hristiyansa yemeklerini yer, yiyebiliriz. onları yedirebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yud aileta âmi yehudîn bil medîne. Medine derken bir Yahudi onu yemeğe çağırıyordu. Fe yecibu davete o davetine icabet eder. Ve ye'kulû ma yuqaddîmü lehum min ta'âmi. Yemek ne hazırlamışsa yiyordu Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Ama mümin, mümin, iman etmiş bir kadın gayrimüslimi alamaz, nikahlayamaz. Ama bir erkek, Müslüman bir erkek ehli kitap yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun bir kadınla evlenebilir. <laughs> Ariyeten kafirlere karşı e, gayrimüslimlere karşı Arap gördüğümüzde selama başlamayacağız. Ama onlar selam verdiklerinde ve aleyküm sadece diyeceğiz. Diyeceğim. Eğer selam vermediğimiz zaman bir fitne çıkacaksa, biz zorunluluk olacaksa, Esselamu Aleyküm dediğimde Esselam'dan maksat Allah'ın ismi. Yani Allah sizin üzerinizde hazır ve nazırdır, rakiptir. O manayı hazır edip selam vereceğiz. Ve illa öyle bir durum yoksa selam başlamayacağız, selam vermeyeceğiz. Selam verdiklerinde sadece ve Aleyküm diyeceğiz fazla da bir genişlik yürürken onlara vermeyeceğiz. Ülkün mertebede. E, Hristiyanlara, gayrimüslimlere, Yahudilere gibi benzetme şeyine girmeyelim. Haramdır. Onlar gibi kendimizi benzetmeyelim. E bunlar gayrimüslimlere karşı olan e, adaptır. El edebu ma'al hayvani hayvanlara karşı edeb ise onlara merhamet edeceğiz, yedireceğiz, içireceğiz. Eee Men la yerham la merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Efendimiz buyuruyor. Ee, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir hayvanı hedef alıp nişan vele vurmalarını kim yaparsa bunu lanetlemiştir diyor. Onları böyle hedef seçmeyelim. Hayvan kestiğimizde e, onlara şefkat gösterelim. Rahatlıkla keselim. Yani ilk önce onlara su verelim. E, bıçağımız keskin olsun kıbleye doğru. Bismillahirrahmanirrahim deyip keselim. Tam canını böyle ruh teslim etmedikçe derisini yüzmeyelim. Hele hele kalabalıkta böyle koyunla bir araydayken yani yan böyle aynı bir yerde kesmeyelim. Ayrı ayrı kesen birbirlerini görmesinler. Hele hele bir anneyle yavrusu bir beraberken kesmeyelim. Bu şekilde ha. Bunlar sünnettir. hayvanlara ee, eziyet vermeyelim, işkence çektirmeyelim, aç bırakmayalım, vurmayalım, gücünden daha fazla yük yüklemeyelim, e, ateşte yakmayalım hayvanları. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın, Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor, e, bir kedi bir odada kilitledi, ne su verdi, ne yemek verdiğini de bırakıp Dışarıda ki şeylerden yiyecek. Bırakmadı, serbest bırakmadı. Dolayısıyla öldü o, o kediyi. Yüce Allah o kadını cehenneme attı. Ee, Muhammed Buhari'de diyor ki Allah bana bir şey vermişse bir köpeğin iki eli kırılmıştı. Onu ellerini sardım bağladım. Eğer Allah bana bir şey vermişse o hayvan için bana vermiştir. Ona olan merhatim, merhametimden dolayı. Yüce Allah bir alimi bir sinek için e, affetmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz böyle bir karınca yavrusunu yakanları gördü. Kim yaptı Ve la yenbegî en yu'adzibâ bin nâri illa rabbun nâr. Ancak ateşin Rabbi olan Allah e, ateşiyle yakar, azap eder. Yani hiçbir canlı yakılamaz. Haramdır. Evet. E, bir eziyet veren hayvanları öldürmek mübahtır. Akreptir, yılandır. Öldürebilirsiniz diyor. E, hayvanları tanımak, tanımak için bazen dağılıyorlar. Eğer o amaçla olursa bir şey olmaz. Yok başka bir şey ise e, haramdır. Evet. Ve hayvanlarla meşgul olup zamanımızı da boş harcam bazen böyle aşırı e, şeyleri var, e, istekleri var. Bütün zamanlar böyle hayvanla hayır. Taatına, ibadetine, dünyevi işlerine de bak. Evet. Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler la tulhikum amwalukum ve vale la auladukum an zikrillah. Ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi Allah'a zikretmekten alıp koymasın diyor. Altıncı adab, e, Müslüman kardeşlerimizle olan adabımız, onları seveceğiz, onlardan kızmayacağız. E, <laughs> Allah için seveceğiz, Allah için kızacağız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ehabbelille kim Allah için severse, Allah için kızarsa, Allah için verirse ve Allah için men ederse fakat istekmelel iman, imanı kemale ermiştir diyor. Evet Allah'ın sevdiğini, Resulullah'ın sevdiğini seveceğiz, sevmediklerini sevmeyeceğiz. Dolayısıyla e, müminlere karşı sevgi, e, o Peygamber Efendimiz arşın ve kendi gölgesinde, kıyamet gününde o yedi sınıfı oturtacak, yedi sınıfı anlatırken وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللّٰهِ اِشْتَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَل. O iki kişi ki, iki Müslüman ki Allah için birbirini sevdiler ve Allah o sevgi üzerine bir araya geldiler. Allah için sevdiler, bir araya geldiler ve o sevgi üzerine birbirlerinden ayrıldılar. Yani ölünceye kadar o sevgileri sırf Allah rızası için. Zaten o sevgi bakidir, ebedidir. Ama bir denevi çıkar, menfaat, siyasi makam için o sevgi ebedi değildir. O halde her şeyden önce e, seveceğimiz Müslüman kardeşimiz akıllı olsun. Çünkü akıl, akıl esastır. Ahmakla arkadaşlık fazla kurma. Çünkü e, fayda verecek diye sana zarar verebilir ha. Iki ahlaklı, güzel ahlaklı kardeşlerimizi seçelim. Çünkü kötü ahlaklı sana daha sonra zarar verebilir. Takı, mutlaki, mutlaki olsun, takvalı olsun. fazla gün günahkarla fazla dostluk kurmayalım. Çünkü Allah'tan korkmayan senden de korkmayacaktır. Sonra sana, sana zarar verebilir diyor. seveceğimiz arkadaş kitab Sünnet e, ve sünnete, Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine bağlı olacak. Her türlü bid'attan, hurafadan uzak olması lazım. Böyle seçelim. Dolayısıyla birini Allah için sevdik mi? Aa, malımızla, canımızla ona yardımcı olalım, yardımcı olalım. Ee, her birimiz seven iki kişi birbirlerine her konuda yardım etmeleri lazımdır. Ee, sevdiğin arkadaşın Allah yolunda onu hayırla yadet, ondan hayırla bahset ayıplarını anlatma, kusurlarını anlatma, sırlarını açığa çıkarma. Ee, dilin kardeşin hakkında o payı hissesini ver. Yani onu methe senada bulun, en güzel isimleriyle onu çağır. Ee, ona güzel sözlerle konuş, sohbetini yap. Evet. Kardeşin, sevdiğin arkadaşın Allah yolunda hatası varsa affet, affet. Ayıp kusuru varsa gözlerini kapat, görmemiş gibi ol. Ayıplarını, kusurlarını ört. Müslüman kardeşin, arkadaşın hakkında hüsnü zanda bulun. Kötü zanda bulunma. Vefalı ol. Ölünceye kadar o muhabbete devam et. Zaten Allah sana birisinin, bir arkadaşın sevgisini vermişse, Allah rızası için sevginiz varsa birisiyle, Allah hayrını sevmiş. İyi. Ama Allah yolunda bir arkadaş bulamazsan çok, sen çok acizsin. Bundan da daha acizi Allah verip de o arkadaşlara devam etmemek, yarı yolda bırakmak. Vefalı olacağız. Ölünceye kadar o sevgiye, o muhabbete devam edeceğiz. Ve vefalı olacağız. Onların evlatlarına da o sevgiyi göstereceğiz. Bir gün Hazreti Resulullah Medine'deyken ihtiyar bir kadın geldi. resul Ekim çok aşırı iltifat gösterdi. Hazreti Ayşe kıskandı. Dedi ki nedir bu, bu kadar bu ihtiyar kadına değer verdin. A dedi ki biz Mekke'deydik. Hazreti Hatice'nin ziyaretine geliyordu. Onun arkadaşıydı. Onu çok severdi. Ben de o sevgiye, o arkadaşlığa vefa gösterdim. Ona değer verdim ve sevdiğimiz kardeşimize gücünden daha fazla yük yüklemeyelim. Yani başı kat göstermeyelim. Mali olsun her konuda. Ee, evet. Fazla yük yüklemeyelim ona. Ve evlatlarına, onun da alaka olan kardeşimizin, sevdiğimiz arkadaşımızın artık evladıdır, akrabası onu hatır için onlara da bilgi alaka göstereceğiz. Evet fi adab edabun fil cülüsü <laughs> vel meclisi. Evet. Otururken bir meclisteki adab, evet her şeyden önce Müslüman bir meclise girdi mi esselamu aleyküm diyecek, selam verecek. Sonra nerede boş bir yer varsa orada oturacak. Birisini kaldırıp yerinde oturmayacak. İki kişiyi ayırıp aralarında oturmaması lazım. Ve e, birisi meclisten kalktı mı döndüğünde yine hak onundur yani. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ سُمَّ رَجَعَ اَلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُمْ بِهِ O oturduğu kişi, o yerden kalkıp bir dışarı çıktı, bir daha geldiğinde yani o, yer, o yerinde oturması onun hakkıdır diyor. Halkanın ortasında veya meclisin ortasında oturmayacağız. Otururken de adaba riayet edeceğiz. Vakarla, sürükünetle, parmaklarımızı o uçuru böyle bir bir parmakla oynamayacağız, geçirmeyeceğiz. Şeyimizle, sakalımızla oynamayacağız, yüzüğümüzle oynamayacağız. Dişlerimizi böyle şey, e, kullanıp dişlerimizle e, tahlil yapmayacağız. E, kürdanla falan dişlerimizle oynamayacağız. E, burumuzu karıştırmayacağız. Mecliste fazla tükürük, sümkürme, fazlasıyla hapşırma, esneme, hoş değil bunlar. Sakin olacak, fazla hareketli olmayacak, yumuşak dilli olacak, güzel konuşacak, doğru sözler söyleyecek. Fazla da konuşmayacak, insanları rahatsız etmeyecek, fazla şakadan, mücadeleden uzak duracak kendini övmeyecek, ehlini, evladını, atını, ilmini, ben böyle, ben böyle, öyle kendini övmeyecek, birisi konuşunca dinleyecek, birisi konuşunca sözünü kesmeyecek ve konuşunca da fazla da acayiplenmeyecek. Allah Allah sen öyle fazla demeyecek, güzel bir şekilde dinleyecek. Bu genelde meclisteki adaptır. Mecliste kimseye eziyet vermeyecek. Ahlakıyla, e, ameliyle. Çünkü e, Müslüman kimdir? Müslümanların dilinden ve elinden selamette oldukları kişidir diyor. A, eğer yolda oturacaklarsa yerin, yolun, yolun hakkını vereceklerdir. Nedir o yolun hakları? Gaddu'l basari. Yani gelen geçene fazla bakmayacağız. İyi değildir. E, önümüze bakacağız. Başka? E, Gelen geçene eziyet vermeyeceğiz. Laf işittirmeyeceğiz onlara. Küfür etmeyeceğiz. Kusurlarını ayıplamay onları ayıplamayacağız. Çirkin sözler söylemeyeceğiz. Cevabında dövmeyeceğiz. Onlara karşı böyle şiddetli konuşmayacağız. Evet, yolun hakkını vermek lazım gelen geçen için. selam verdikle Verdi mi? Selamlarını alacağız. Ondan sonra emri bil ma'ruf yapacağız. Namaz vakti arkadaşa kalkın namaz, namazda gidelim diyeceğiz. Aa, birisi geçti açsa yedirelim. Çıplaksa giydirelim. Veya geçen birisi e, e, sordu ya falanca kişinin evine de burada diyelim Yolu şaşırmasa yolunu gösterelim. E, eğer e, Allah'ın ve Resul'ün getirdiği e, şeylere karşı bir münker varsa Günah yapılıyorsa mümkün mertebede o günahı değiştirelim, engelleyelim ve bu şekilde o yolun hakkını ede edelim eğer o yolda oturuyorsak ve bir meclise girdiğimizde nasıl selam vereceksek, çıkıp gidince o meclisten yine selam verelim ve her sohbetten sonra estağfirullah Allah'tan mağfiret dilerim ki olabilir ki sözümüzden bir hata bir söz hatalı bir söz çıkmışsa kefaret olsun. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Bu konuda bir Böyle yemek ve içmedeki adaba mümin yemek ve içmeyi bir vesile olarak kabul edecek. Hem bedenini muhafaza etmek hem de dünyevi ve uhrevi işlerini gidermek için yemeğini, içmesini yapacaktır. Yalnız yemenin, içmenin de adabı vardır. Bir, her şeyden önce lokması helal, helal olacak. Haram yemek yemeyecek. Helal veya şübheli bir şey varsa yememesi lazımdır. Ee, amaç nedir yemek içmek? Kuvvet bulup daha fazla Allah'a ibadet etmek, daha fazla faydalı olmak. olmak. Ee, yemekten önce ellerini yıkayacak, e, güzel bir şekilde oturup yemeni yiyecek mümkün ee, Mersebe'de tabi Peygamber Efendim yer sofrasında oturuyordu. Gerçi masada otursa dahi mübahtır. Ama Peygamber Efendim sünneti yer sofrasında oturuyordu. Ee, mütevazi bir şekilde e, oturup yiyecek. Böyle yaslanıp uzanıp böyle yemek yemeyecek. Ee, ne varsa yemekte ne hazırsa Allah ne takdir etmişse rızık neyse razı olacak. E, yani ayıp kusur çıkarmayacak. E hoşuna giderse yersin, hoşuna gitmezse yemezsin. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle. Hiçbir zaman bir yemeğe ayıp kusur çıkarmamıştır. İni ebele in Hoşuna giderse o yemeği yer, hoşuna gitmezse terk ederdi Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Ha misafirin geldi, misafirinle yemeği, onun evladıyla, çoluk çocuğuyla Adam yani kendi evinde Çoluk çocuğuyla beraber yesinler Veya hizmetkarı varsa onunla beraber yesinler Çünkü beraber yemekte e, Bereket vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz Allah'ın ismini unutmayacağız Eğer unutmuşsa Bismillahirrahmanirrahim Yani daha sonra gene Besmele'yi getireceğiz Yemekten sonra Elhamdülillah diyeceğiz dua edeceğiz. Ee, sağ elimizle yiyeceğiz. Lokmalar küçük olacak. Mümkün mertebede yemeğimi, yemeği, yemeği lokma için yiyeceğiz. Evet. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya gulamu, sen millehe Bismillah ile başla yemeğe sağ elinle ye ve yemeği önünden ye. Başkasının önünden yeme. Çünkü bereket yemeğin ortasına iner. Evet. Eğer Bazıları yani e, elle yemek yiyeceksen mutlaka ellerini güzel etsin Yemekten sonra o parmaklarını yalasın. Ondan sonra gitsin yıkasın veya mendille silsin. <laughs> Yerde yemekten bir şey düşerse sofra üzerine alın onu da yiyin. Ee, yiyin. Hiç şeytana bırakmayın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sıcak yemek yemeyiniz. Ee, soğutmak için de üflemeyiniz. Böyle soğusun yemek ondan sonra yiyiniz diyor. Su içerken üç, nefes, üç defa e, böyle içerek kabuleye doğru Bismillahirrahmanirrahim deyip hatta e, oturmak da sünnettir ve üç defasında o bardak suyu bitirin. Nefes alın. Evet. E, başka efendim aşırı fazla yemek yemeyelim. Fazla. Daha doymadan yemekten kalkalım. İnanız ki böyle bütün hastalıklar fazla yemekten meydana gelir. Evet. Ee, eğer e, mecliste, diyelim ki bir şey dağıtacaksa meclisteki en büyük kimse yaş veya elim veya salah ondan başlayacak. Sonra el eymenu fel eymen sağ tarafına var. O şey gezdirecek, yemekse yemek verecek ve başka bir şey verecektir onlara. Ve eğer sofrada sizden daha büyük varsa o elini uzatmadan siz elinizi uzatmayınız. Ada budur, fazilet budur. Evet, ee, ve sofradaki eğer yemek azsa, yani fazla zorlamayın, kardeşleriniz de yesinler o sofrada olanlar. Ee, yani kendi hile yapmayın onlar da yesinler. Bir böyle iki kişi vardı misafirliğe gittiler, yemek az getirmişlerdi. Ee, Başladılar yemek yemeye ama bunlardan birisi arkadaşına hile yapmak istedi ve onu konuşturmaya başladı. O senin rahmetli baban nasıl vefat etti? E bu da saf. Başladı. Valla hastalandı. Zatürüye geçir. Zatürüye. Biz onu hastaneye götürdük. Bu kadar gün yatırdık. Ona selam verdik. 21 kadar eh, hastanede kaldı. Aşı başladı. O yiyor. O sonra getirdik. Bir daha fazla kalmadı. Yine hastalandı. Yine götürdük. Bunu bitirdi sözde baktı ki yemeği bitirmek üzere. O da biraz. Peki senin baban nasıl vefat etti dediğinde e, vallahi babam hastalandı ateş bassı o kadar vefat etti. <laughs> yani yani hileci olmayacağız. Helal hele da böyle yemekte hile yapıp böyle onu aç bırakmayalım. Yemekteyken fazla konuşmayalım. Konuşma gerekmiyor. E, gözümüzü de kapatmayalım. Başımızı fazla yemeğin üzerine eğmeyelim ki ağzımızdan bir şey düşmesin. Yani yemekte e, tiksindirici hareketlerde mide bulandırıcı hareketlerde bulunmayalım. E, güzel bir şekilde çiğneyelim, yiyelim. E, çiğ, böyle e, yemekte hoş olmayan şeyleri de anlatmayalım. Mümkün mertebede de iser yapalım. İser. Yani arkadaşımız doysun ben kalayım. Evet. Yemek doydu mu? Hemen daha doymadın elini çeksin. Sonra elini yıkasın. Ağzını çalkalasın. Ee, evet. Ee, ki ağzı temiz koku gelsin ondan ve Allah'a hamdü senada bulunsun. Allahumma barik fi ma ve minhu. Böyle bir duada bunlar ve başka dualar da mesur dualar vardır. Ayrıca e, niyete edep vardır. Ziya, misafirlerin veya ziyafette edep vardır. Ziyafetin adabı, misafirin adabı, elbise giymenin adabı, eee fıtrat adab e, ve yatarken edebün naum e, buna benzer adabları vardır. Bunların hepsini anlatamıyoruz. Hulasa olarak adaba çok ihtiyacımız vardır. Fazla ilimden çok az da biraz adaba da ihtiyaç vardır. İnsan müslümanın bütün hayatı adaptır, edebtir ə ədəbə olmayan bir kişidən də hayır gəlir ki eee yüce Allah o gözəl adabı hər kəsə nasib etsin inşallah